Evet sevgili arkadaşlar şimdi klasik sorular 3. testimize devam edelim. Birinci sorumuz şu. Sayı kümeler arasında ilişki örnek vermek amacıyla aşağıdaki ver şeması çizilmiş. Gerçek sayılar, rasyonel, tam sayılar, doğal sayılar, irasyonel sayılar şeklinde yazılmış. Bu şemanın doğru olabilmesi için hangi sayının yer değiştirmesi gerekir? Şimdi bakalım. E, şurada mesela pi. Evet irasyonel sayı. Ama 7 nedir arkadaşlar? Bir doğal sayıdır, tam sayıdır. Aynı zamanda rasyoneldir. O halde 7'nin kesinlikle ne olması lazım? değişmesi gerekiyor. Yani 7'nin kesinlikle burada olması lazım. 7 olacak doğru mudur? Bak bunları attık. Peki şimdi irasyonel sayı kök dışına çıkamayan sayılarda o halde burada bir arayalım bakalım. Kök dışına çıkamayan sayımız hangisi? Kök 3. O zaman kök 3'ün de ne olması lazım? Kesinlikle burada olması gerekiyor. Demek ki 7 ile kök 3'ün yerlerinin değişmesi gerekir. O halde cevabımız D şıkkıdır. Çıkmış bir sorumuz. İkinci soruyla devam edelim. Altan ve can, defterine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyor. Altını çizdiği karenin e, alanı, kenar uzunlukları 7 ve 9 santimetre olan dikdörtgenin alanından büyük. O zaman şöyle yapalım, altın çizmiş olduğu kare ve aynı şekilde canın çizmiş olduğu kare. Diyelim ki ben buraya karenin bir kenar uzunluğuna, aynı şekilde cana da B diyelim. Altının normalde çizmiş olduğu şu kare, A kare. Kesinlikle şu dikdörtgenin alanından neydi uzun kenar çarpı kısa kenar yani büyük olmak zorunda diyor. Yani A kare 63'ten küçük olacak. Peki canın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgen alanından da küçükmüş. Yani B karenin de kesinlikle 7 çarpı 9 yani B karede ne olması lazım? 63'ten küçük olması gerekiyor. Buna göre çizdiği karenin alanlar arasındaki fark en az konstantindir. Alanları arasındaki fark bir sayının karesi 63'ten büyük olacak şekilde a'ya bakın buradan kaç verebiliriz? 6, nedir? 8'dir. O zaman bu 8 ise bu karenin alanı 8 çarpı 8'den 64'tür. B kare de 63'ten küçükse e, karesi olan bir sayı 63'ten küçük olacak şekilde 7'nin karesi 49'dur. O zaman b'nin de ne olması lazım? 7 olması gerekiyor. Ben burada b'ye de 7 verdiğim anda da bunun da alanı 7 çarpı 7'de kaç çıkacaktır? 49. O zaman alanlar arasındaki farka baktığımızda 64'ten 49'u çıkartırsak alanlar arasındaki fark kaçmış en az 15 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Ali dikdörtgen şeklindeki kartondan yarı çapı 2 kök 2 cm olan daireyi kesip çıkartmış. Kalan şeklinin alanı nedir? Şimdi hesaplayalım. Dikdörtgenin alanı 27'yi ben arkadaşlar 9 çarpı 3. Aynı şekilde 48'de 16 çarpı 3 diye yazarsam. Buradaki 9, 3 kök 3. Aynı şekilde burası da 4 kök 3 olarak çıktığında. Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. Doğru mudur? Bunları çarparsak. Buradan da 4 çarpı 3, 12. Kök 3 çarpı kök 3, kök ortadan kalkıyor 3. O zaman burası kaç çıktı bakın? 36 dikdörtgenin alanı. Bir de şu dairenin alanını hesaplamamız lazım. E dairenin alanı arkadaşlar pi r kareydi. Pi 3. O zaman 2 kök 2'nin karesini hesaplarsak. Buradan 3 çarpı 2'nin karesi 4. Karede kök birbirini götürdü. 3 çarpı 4 12. Dairenin alanı da 24 çıktı. O zaman dikdörtgenin alanından dairenin alanını çıkartırsak geriye kalan nedir? E, şeklin kalan şeklin alanını vermiş oluyor. O halde cevabımız A şıkkı olacaktır. <laughs> Yukarıda verilen 4. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen ABC D dikdörtgeni ile KLM üçgenin alanları eşittir. Bak dikkat et dikdörtgenin alanı ile üçgenin alanları birbirine eşitmiş. Buna göre A kaçtır? Şimdi e, buradaki Heron amca şunu söylemiş. Aşağıdaki ABC üçgenin çevresini diyor. Bütün kenar e, topla diyor. 2'ye böldüğünde U'yu bulursun. U eksi A, U eksi bu eksi C formülüyle alan hesabı yapabilirsin diyor. Peki U'yu buradan bir hesaplayalım önce. 9 artı 11 artı 16 bölü 2. Buradan U'muz arkadaşlar 20, 36 bölü 2'den. U bakın buradan kaç çıkıyor? 18 çıktı. Peki üçgenin alanını hesaplıyorum. Ben şuraya hemen üçgenin alanı diyorum. Kök içinde başlıyorum. Formülümüz neydi? U, 18 çarpı. 18 eksi 16 çarpı. Aynı şekilde 18 eksi 11 çarpı. 18 eksi 9. Bakın bu şekilde yazdık. Peki. Hemen bunu bir hesaplayalım. 18 çarpı burası 2 çarpı çarptığımızda 7 çarpı 9. Şimdi kök dışına normalde bunu çıkartmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın 2 çarpı 9 18 yaptı. O zaman kök içinde 18 çarpı 18 çarpı burada neyimiz var? 7'imiz var. O zaman bu dışarıya 18 kök 7 olarak çıktı. Ha demek ki bizim normalde üçgenimizin alanı 18 kök 7'dir. E benden dikdörtgen alanıyla şu x'in alanları birbirine eşit diyor. E o zaman kök 7 ile a'nın çarpımının kesinlikle 18 kök 7 olması gerekiyor. E kök 7'ler birbirini götürdü. O zaman demek ki dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 18 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Beşinci soruyla devam edelim. Bir çıkmış sınav sorumuz. Diyor ki şekildeki sayı doğrusuna L noktasına karşılık gelen sayı 9'dur. K ile L noktaları arasındaki şu mesafeye demiş ki kök 27 birim. Olduğuna göre K noktasına karşılık yani sayı aşağıdakilerden hangi aralı, hangisinde de daha hangi aralık arasında değer alır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. K noktası ile L noktası arasındaki mesafe kök 27 olduğu için ben L noktasından K'yı çıkardığım anda burası zaten kök 27'dir. L değerimiz 9 olduğu için kök 27'yi sol tarafa attığımızda eksi kök 27 Eksi k'yı sağ tarafa attığımızda k olarak geçti. Bakın bize bu lazım. Yani 9 eksi kök 27'yi bizim bulmamız gerekiyor. Şimdi söyleyeyim bakalım kök 27'nin aralık olarak hangi aralıkta değer alır dediğimizde kök 25'ten büyük doğru mudur? Kök 36'dan küçük. Yani kesinlikle 5 ile nedir? 6 arasında değer alması gerekiyor. Yapacak olan işlem şu. Burada eksi kök 27 var. O zaman ben bütün ifadeyi eksiyle çarptığım anda Eksi bir sene çarptığımız anda bakın ne oluyordu eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bir de yanında artı 9'umuz var. Her tarafa artı 9 şöyle artı 9 dokuz, artı 9'u eklersek bakın sol taraftaki değerimiz eşitsizlikte de nedir? Orada 4 olarak kaldı. 9 eksi kök 27 buraya baktığımızda 3. Demek ki bizim e, buradaki k noktası 3 ile 4 arasında bir değere sahip olmuş oluyor. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Altıncı soru. Şekildeki ABCD karesinin alanı 400. Hemen alan deyince ne yapıyorduk? Kökünü alıyorduk. Kökünü aldığımızda bunun arası ne yapar arkadaşlar? 21 Bir kenar uzunluğu 20 olarak çıktı. Taralı bölgenin alanı da 144'müş. Taralı bölgede 144. Peki biz burayı hesaplayabilmek için bütün alandan taralı olan bölgeyi çıkartırsak geriye 256 santimetre karelik bir alanımız kaldı. Peki 256 santimetrelik kare alan nedir? İçerideki karenin bize alanını vermiş olur. O da arkadaşlar kaçın karesi olmuş oluyor? 16 mı yapar? 16. Demek ki bir kenar uzunluğu 16 santim olan kareymiş. Benden EFKL karesinin bir kenarının kaç santim olduğunu söylüyor. 16 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır. Evet yine buraya bir kalbimizi yapıştıralım. <laughs> İşleminin sonucu kaçtır? Hadi bakalım. 48'i biz nasıl yazıyorduk? 16 çarpı 3. Değil mi? Buradaki 27'imizi 9 çarpı 3. Peki önce şu alt tarafı bir hesaplayalım. 1 bölü kök 3 artı. E burası 1 bölü 9 3 diye çıktı. 3 kök 3. Paylaş dediğimde 3. O zaman 1. Burası 4 bölü 3 kök 3 olarak çıktı. Peki yukarıdaki veriye baktığımızda 16 kök dışına 4 olarak çıktı. Burası 4 kök 3. Devam ediyoruz. Bölü. Alt tarafta 1 bölü. Paydamız şu anda 4 bölü. 3 kök 3. E kural. Birinci ifade aynen kalıyor. İkinci ifadeyi ters çevirip şu şekilde çarparsak. Bu dörtler gitti. O zaman 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3. Aynı kök ifadeyi çarpınca kök ortadan kalkıyordu. Cevap 9 olarak bulunur. D şıkkıdır. 8. sorula devam edelim. <laughs> Kenarlardan birinin uzunluğu, kök 8 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? <laughs> Önce e, bir doğal sayıysa. Şurayı biz 36 çarpı 3D yazarsak o zaman burası da 6 kök 3'tür. Demek ki bana Şıklarda şu lazım. Dikdörtgen alanı eğer ki tam sayı çıkacaksa çarptığımızda içinde kesinlikle kök köküçle alakalı bir veri olması lazım. Yani bir kenar uzunluğu 6 köküçse şurada kök 3 barındıran sayıyı bulmamız lazım. E bu zaten olabilir. E burası 25 çarpı 3'tür. İçeride 3 kalır olabilir. Burası 49 çarpı 3 yani 7 kök 3 olduğu için köküçler birbirini götürsün tam sayı çıkar bu da olur ama 294 olamaz. Dokunun soruyla devam edelim. Doğru biçimde doldurulmuş soru işaretlerine gelmesi gereken değer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası sonuçta 25 bölü 100 kök içinde bu şekilde yazdık. Aynı şekilde bu da 64 bölü 100. 25 kök dışına 5, 100 kök dışına 10 diye çıktı. Burası 5 bölü 10 yaptı. Peki buraya bakarsak burası da 8 bölü 10'dur. İkisini çarptığımız anda 5 çarpı 8 burası 40 bölü kaç yapmış oluyor? 100 sadeleştirdiğimizde burası 2 bölü 5 çıktı. Demek ki burası 2 bölü 5. Toplama işlemi var. Yani şöyle yapacağız. Biz 2 bölü 5 ile soru işaretini topladığımızda sonuç 1 çıkacak. Yani 1'den kast edilen aslında 5 bölü 5'tir. E 5 bölü 5 olabilmesi için soru işareti yerine 3 bölü 5 gelmesi gerekiyor. O halde cevap C şıkkıdır. 10. sorumuz. Aşağıda demiş ki bir kenar uzunluğu verilen karelerden hangisinin çevre uzunluğu daha fazladır? Çevre uzunluğu daha fazladır. Ben bunları kök için atarsam nedir? Bir kenar uzunluğu fazlaysa, büyük olursa onun çevresi daima değerlerine göre en büyük olacaktır. 7'nin karesi 49. O zaman burası 49 çarpı 2'den kök içinde burası kaç oldu? 98. 16 olarak girdi. Burası da 16 çarpı 5'ten kaç yapmış oluyor? Burası da kök 80. 80. 36 olarak yer 36 çarpı 2'den 72. 3'ün karesi 9, 90. Bir kenar uzunluğuna en fazla olan arkadaşlar hangisi oluyor? Kök 98 mi? E bunu 4 ile çarparsam çevresi bunun her zaman en büyük olacaktır. O halde cevabımız A şıkkıdır. 11. soruyla devam edelim. Yukarıdaki teraziler dengede olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Dengede olduğuna göre şimdi buradaki 605'i ee, nasıl yazalım? 121 çarpı 5 diye yazarsak. E burası A kök B. A kök B eşittir. 121 11 diye çıktı. 11 kök 5. O zaman A 11'dir. B de 5'tir. A değeri 11. B değeri 5. 637. 637 arkadaşlar 49 çarpı 13'tür. Bu da Hemen C kök D eşittir. Nedir? 7 kök 13. Şöyle yazalım. 7 kök 13. C buradan 7. Doğru mudur? D de buradan kaç çıkmış oldu? 13. Peki toplarsak 13, 20, 31 kaç yapıyor? 36 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır. X sayısı demiş ki sayı doğrusu üzerinde yer, yeri şekildeki gibi gösterilmiştir. Yani 6 ile 7 arasında 7'ye daha yakın. Hangisi olabilir? O zaman 7'ye daha yakınsa 7 aslında yani kök 49'a yakın olan bir sayı bulmamız lazım. Ben bunu kök içine attığım anda 2'nin karesi 4'ten burası kaç yaptı? 40. Bunu kök içine attığım anda 4'ün karesi 16 çarpı 3'ten kaç yaptı? 48. Bakın 49'a daha yakındır. Demek ki bu arada cevap C şık. Evet bu testin son iki sorusu arkadaşlar. Diyor ki, <laughs> eksi bir bölü sayısını yukarıda verilen işlemler sırasına göre işlemleri yapılınca çıkan değer aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Şimdi eksi bir bölü işlem Eksi ikinci kuvvetini al diyor. O halde başlıyorum. Eksi bir bölü üçün eksi ikinci kuvvetini alırsam eksi bir senin çift kuvveti pozitiftir. Üstü eksi ise payla paydanın yerini değiştirdiğim zaman anda 3'ün karesinden 9 çıktı. Kökünü al diyor. E 9 dışarıya 3 diye çıktı. 1 ekle diyor. 3 artı 1, 4 oldu. Ne diyor? E, üçüncü kuvvetini al diyor. E o zaman 4'ün üçüncü kuvvetinden de kaç olmuş oluyor? 64. Demek ki cevabımız B şıkkıdır. Gelelim son sorumuza. Yukarıda kare kağıtta verilen her bir karenin alanı 108 cm kare ise taralı alanın çevre uzunluğu kaç santimdir? Bakın ne diyor? Her bir karenin alanı 108 santimetre. Şimdi karenin alanını verdiği için bir kenar uzunluğunu bulmak için biz bunun kökünü alırdık. Peki kökünü aldığımızda 36 çarpı 3'ten 36 dışarıya 6 diye çıktı. 6 kök 3. Bir kenar uzunluğu 6'ymış. Benden çevresini soruyor. Şimdi çevre şuradan başlayıp dönüp ulaşıp aynı yere geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane elimizde ne var? 6 kök 3 var. Bunun da çarpımı 120 kök 3 olarak bulunur. Cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu testimizin de sonuna geldik. Şimdi sırada 4. testimizde devam ediyoruz. Soru 1. Şekildeki farenin peynire ulaşması için verilen yolu takip etmektedir. Gideceği yolun uzunluğu kaç metredir? Şimdi önce bunları kök dışına bir çıkarmaya başlayalım. Burası 16 çarpı 3'ten, burası kaç yaptı bakın? 4 kök 3. Aynı şekilde 9 çarpı 3'ten, o zaman burası da 3 kök 3'tür. Ben buraya 16 çarpı 2 diye yazarsam burası 4 kök 2'dir. Aynı şekilde 4 çarpı 2 dersem 2 kök 2'dir. Burası 9 çarpı 2'den 3 kök 2 olarak çıktı. Şimdi aynı olan kök diferleri toplayalım. Şıklarda hemen ona göre gideriz. Burası arkadaşlar 4 kök 3. Değil mi? 3 kök 3 daha kaç yaptı? 7 kök 3. Başka kök var mı? Yok. O zaman bize e, var bir tane daha şurada. 7, 8 kök 3. Şimdi baktığımızda 8 kök 3 burada var. Muhtemelen o zaman cevabımız değişik olacaktır. Bakalım. E, şimdi kök 2'leri toplarsak 2 kök 2. 3 kök 2 daha kaç yaptı? 5 kök 2. 4 kök 2 daha 9 kök 2 yaptı. 1 kök 2 de burada 10 kök 2. O zaman demek ki cevabımız D şıkkıdır. Tamam mı arkadaşlar? Evet ikinci soruya devam edelim. <laughs> Diyor ki olduğuna göre en sayısı aşağıya kadar hangisi olabilir? Şimdi bunun yazılımı şöyle miydi? Kök 7'nin eninci kuvveti. Benim normalde bu ifadede doğal sayı yapabilmek için yukarıdaki sayının kesinlikle ne olması lazım? Çift olması gerekiyor. Çünkü e, kare olduğu zaman iki tane kök 7'nin çarpımı ne yapıyordu? Kök ortadan kalkıyordu. O zaman çift değerleri çarptığımızda kök ortadan kalkıyor. Demek ki şıklardan çift olan bir sayı olursa ben bunu ne yapabilirim? Kök ortadan kalkar ve sonuç bir doğal sayı olmuş olur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet 3. soruyla devam edelim. Alanı 722 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki karton tam orta noktasından kesilip iki eş bölgeye ayrılmış. Karesel bölgeye ayrılmış. Ben neresi de çevre uzunluklarının toplamı nedir? Şimdi 722 asal çarpanı ayırdığımızda 2'ye böldüğümüzde burası 361. 19'a bölersem 19, 19'a böldüğümüzde 1. Peki 2 çarpı 19 38. Şöyle yapalım. Bu uzunluk 38 olsun. Burası da 19 olsun. Ben bunu 19, 19 her birini şöyle 19'u yazarsak. E sonuçta 2 tane karesel bölge olduğu için e karenin toplamda 4 tane kenarı vardı. 2 karesel bölgeden dolayı 8 tane olacaktır. Bana 8 tane ne lazım? 19 lazım. Bunu da çarparsak sevgili arkadaşlar 152 santim olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet yine bir çıkma sınav sorumuz. A kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. 1 bölü kök A, Eksi. Ben 9'u kök dışına çıkartabilirim. O zaman 9 kök dışına 3 olarak çıktığında eşittir 1. Paylaş diyelim. Doğru mudur? 3 ile. Paylaştığımız anda yukarısı 3 eksi 2 bölü. Alt taraf 3 kök A eşittir 1. Baktığımızda 1 bölü. Burası 3 kök A eşittir 1. Şimdi arkadaşlar hatırlayın, e, kare kökü ortadan kaldırabilmek için karesini alıyoruz. doğru değil mi? İfadenin komple şöyle karesini aldığımızda 1 bölü 3'ün karesi 9, kare ile kök birbirini götürüyordu. 9a eşittir 1, buradan 9'a eşittir 1 ise o zaman a değeri buradan kaç çıkacaktır? Çarpı olduğu için böyle olarak atacağız, 1 bölü 9 olarak çıkar. Cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu raflardan herhangi birine yerleştirilebilir? Demiş ki şöyle kitaplarını yukarıdaki dolabın raflarına dikey olarak dizecektir. Hmm. Hadi bakalım şimdi aralık tahminimizi yapmaya çalışacağız. 3 normalde kök içine 3'ün karesi olarak 9 olarak girdi. Burası kaç yaptı? 45. 2 kök içine 2'nin karesi 4. Burası kaç yaptı? 20. E burası da kök 18. Hadi bakalım aralık olarak bir hesaplayalım. Kök 18 sonuçta kök 16 ile dedi ki kök 25 arasında yani 4 ile 5 arasında kök 20'ye baktığımızda aynı şekilde nedir e, kök 16 ile doğru mudur kök 25 arasında yani 4 ile 5 arasında bir değer kök 45'e baktığımızda E Burası da kök 36 ile kök 49 yani 6 ile 7 arasında yani diyor ki hangisini yerleştirilebilir? şimdi 8 santim olmaz. Bize ya 4 ile 5 ya da 6 hid arasında bir olması lazım. Demek ki 6 uzunluğu bir kitabı yerleştirebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. 6. soru. Bir araba 972 kilometrelik bir yolun yarısını hemen hesaplayalım. Bu yolun yarısını. Şöyle çizelim. Dakikada kök 3 kilometre hızla diğer yarısında ise demiş ki 3 kök 3 kilometre hızla giderse yolun tamamını kaç dakikada gider? 972'yi biz asal çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar e, hemen şu şekilde hesaplayalım. Şurada olsun 972. Asal çarpan ayırdığımızda 2'ye böldüğümüzde burası kaç yapıyor? 8, 2 çarpı 8, 16, 6. Tekrardan 2'ye böldüğümüzde 2, 4, 3. Şöyle bir şey yapabiliriz dikkat edin. 243'ü ben 81'e böldüğümde burası 3 yapacaktır. 3 1 elimizde bir 81'imiz var bir de 4'ümüz var. O zaman e, buradan hesapladığımızda kaç yapmış oluyor? 324. E, Arkadaş 324 18'in karesidir. Demek ki bu e, 18'in karesi çarpı 3 değil mi? Bu da kök dışına 18 kök 3 olarak çıkıyor. Yolun yarısı dediği için 18 kök yarısı 9 kök 3 yapar, yarısı 9 kök 3 Şimdi birincisinde şunu söylüyor, burayı kök gidiyor, burayı da 3 kök gitsin. O zaman burası kök 3 aynı şekilde burası da 3 kök Hesaplayalım <laughs> 9 kök e, kilometrelik yolu, sen kök gitmeye çalışırsan, ben 9 kök üçü kök 3'e bölersem demek ki burası 9 çıkar, yani burayı 9 saatte gidiyor. Aynı şekilde 9 kök 3'ü ben 3 kök 3'e bölersem buradan da 3 demek ki burayı da 3 saatte almış oluyor. İkisinin toplamı nedir? Bu yolu 12 dakikada gitmiş olacaktır. Cevabımız C şık. Yedinci soru. Yanda verilen hesap makinesinde bir tam sayının kare yaklaşık değeri hesaplanmıştır. Bak yaklaşık değeri hesaplanmış. Buna göre benden istediği bu tam sayı işaretine kadar hangisi olabilir? Şimdi bakın 6,85 yani 7'ye yakın. O zaman 7'ye yakın olan bir sayı kök içinde kök 49 olması gerekir. E peki 49'a yakın olan sayımız hangisi? Demek ki nedir? 47 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkıdır. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bu hesaplamaya baktığımızda kök 47 bakın nedir? E, hesaplama konusunda Şöyle 36 ile deriz ki kök 49 arasında olması lazım. Çünkü 7'den küçük olacak, 6'dan büyük ama 7'ye daha yakın bir tek B vardır. 8. soru. Bunları parçalamaya başlayalım. 16 çarpı 3. Aynı şekilde burası 25 çarpı 3. Baktığımızda 36 çarpı 3, 9 çarpı 3 eşittir. 16 dışarıya 4 diye çıktı. Artı 25 dışarıya 5 diye çıktı. Bölü. 36 kök dışına 6 diye çıktı. 9 kök dışına 3 diye çıktı. Eşittir. Yukarıya hesapladığımız anda kat sayılara toplam yapıldığında 9 kök 3 bölü. 6 kök 3 eksi 3 kök 3'ten bu işlemin sonucu da 3 kök 3 çıktı. Kök 3'ler gitti. 9 bölü 3'ten sonuç 3 olarak bulunur. Nedir? Cevabımız C şıkkıdır. Evet dokun soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir bakalım 7 ile 10 arasında demiş ki 6 eşit parça ayrıldıysa. Şimdi bakalım 6 eşit parçaysa aradaki mesafe zaten 3 birim. Biz 3'ü 6'ya bölersek her birim yarım. Aslında burası bakın ne oluyor? buçuk. 8. Aynı şekilde 8,5, 9. Burası 9,5, 10. A noktasına gelen diyor ki buna karşılık gelen sayı hangisi olabilir? Peki buradaki A noktasına baktığımızda 8 ile 8,5 arasında. E peki şıklarımıza bir bakalım. 8 ile 8,5 arasında olacak şekilde. E, kök 94 nedir arkadaşlar? Kök 100 ile kök 81 arasında. 9 ile 10 arasında olmaz. Bize 8 ile 9 arasında yani 60'lı bir şeyler lazım. E bakalım. Şurası nedir? Kök 64 ile nedir? Kök 81 arasında doğru. 6 ile nedir? 8 arasında burada bak 9 arasında bir değerdir. Doğru değil mi? 64 sonra 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. E bu arada olması lazım. E baktığımızda 8'de 8 yani 8.5 arasına düşecek şekilde. E çünkü 8 olduğunda 64, 9 olduğunda 81. Evet bu arada kalmış oluyor. O halde demek ki cevabımız D şıkkıdır. 10. soru. Birim karelerle oluşmuş, oluşturulmuş kareli kağıtta alanı 40 birim kareden büyük, 80 birim kareden küçük olmak şartıyla çizilecek olan en küçük ve en büyük karesel bölge aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi diyor ki kareli kağıt alanı 40 birim kareden büyük, 80 birim kareden de küçük olmak şartıyla çizilebilecek karesel bölge. Şimdi hesabı şöyle yapalım. 40 birim kareden büyük olacaksa hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kenar uzunluğu 7. E 7 ise 7 çarpı 7. Burası kaç yapıyor? 49 yaptı. Evet 40'tan büyük. 80'den küçük olacaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E burası 8. E tekrardan buraya baktığımızda 8. 8 çarpı 8, 8 burası da kaç oldu? 64. Ve 80 birim kareden diyor ki küçük olacak şekilde. E şimdi hesaplamaya baktığımızda karesel bölge olduğu için evet 40 birim kareden büyük oldu. 80 birim kareden de küçük oldu. E demek ki zaten istenen koşul sağlanmış oldu. Cevabımız A şıkkıdır. 10 bin soruyla devam ediyorum. Yukarıda uzunluklara verilen ve üzerinde bir ölçüm işareti bulunmayan çubukların ikisini ya da üçünü en çok birer kez kullanmak şartıyla aşağıdaki uzunluklardan hangisi ölçülemez. Şimdi bunları bir hesaplayalım önce. 4'e 6'dır. 4 kök dışın 2 diye çıktığı için 2 kök, 2 kök 6. 9'da 6'dır. O zaman burası da 3 kök 6. Ben buraya 16 ile 6 derim. Burası da 4 kök 6'dır. Şimdi hepsini bir hesaplayalım. Burası arkadaşlar 25 ile 6 olduğu için burası 5 kök 6 yapar. 216 36 ile 6 olduğu için 6 kök 6 yaptı. 294 arkadaşlar 49 çarpı 6'dır. O da 7 kök 6 olarak çıktı. Burası da 64 çarpı 6'dan 8 kök 6 olarak çıktı. Şimdi bir bakalım elimizdeki uzunluklar 2 kök 6, 3 kök 6, 4 kök 6'dır. 5 e kök 6. 2 e ile 3'ü toplarsam 5 kök 6. Bu olabilir. Doğru mudur? E, 6 kök 6. E, 4 kök 6 ile 2 kök 6'yı toplarsam 6 kök 6 olabilir. 7 kök 6. 4 kök 6 ile 3 kök 6'yı toplarsam 7 kök 6 olabilir. Ama 8 kök 6 olma ihtimali yoktur. Cevabımız değişiklidir. 12. soruyla devam ediyoruz. Sayıları yukarıdaki sembollerin yerine aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirilirse elde edilen işlemin sonucu bir tam sayı olur diyor. İşlemin sonucu bir tam sayı olacakmış. Şimdi baktığımızda buradaki sayılarda bakın burada bir çarpma işlemi var. Şimdi çarpma işlemi varsa işinde normalde ya kökleri yok etmeye çalışacağız ya da bu kökleri çıkardığımızda kaybetmeye çalışacağız. Peki ben buradaki yıldıza kök 54'ü yazarsam. Şimdi kök 54 neydi arkadaşlar? 9'da 6 idi doğru mudur? O zaman 3 kök 6 çarpı daireye de bakın dikkat edin 2 kök 3'ü yazarsam. Şimdi bunu hesapladığımızda 3 çarpı 2 burası 6 yapar. Şimdi e, kök işleri çarpıldığında 3 çarpı 6 burası da 18 yapıyor. Bu da 9'la 2'dir. E, 9 kök dışına 3 olarak çıktığı için 6 çarpı 3 kök 2 demek ki ilk iki sembolün sonucu 12 kök 2, 18 kök 2 çıktı şurası. E, o zaman üçgene de ben buradan 18 kök 2 yazarsam bakın burası bakın ne oldu? 0. Yani bir tam sayı çıktı. Demek ki yıldız veya da e, daireye baktığımızda kök 54 ya da 2 kök 3 olması lazım. Evet. Bu da zaten 18 kök 2'di. Cevabımız C şıkkıdır. Bu soruyla devam edelim. A pozitif bir tam sayı olmak üzere yukarıdaki verilen işlemler uygulandığında hangisinin sonucu A sayısından daha büyüktür. A sayısından daha büyük. Şimdi şurayı bir hesaplayalım. 289 arkadaşlar neydi? 289 bölü 100 kök içinde. Burası 17'nin karesidir. 17 bölü 10 olarak çıktı. O zaman ben A bölü buraya 17 bölü 10'u yazarsam bu işlemin sonucu 10A bölü kaç çıkacaktır? 17. Peki 1 bölü 0.64 onu da şurada yapalım. E, burası da 64 bölü 100 yapar. 1 bölü 64 8 diye çıktı. 8 bölü 10. Ters çevirsek burası da 10 bölü 8 çıktı. E Burası da A sayısı 10 bölü 8 ile çarpılırsa burası 10 A bölü 8 çıktı. Peki devamı. E, kök 81 o da zaten 81 bölü 100 demekti. 81 e dışarıya 9 diye çıktı. A bölü aynı şekilde 9 bölü 10. Bunu da ters çevirsek burası da 10 A bölü 9 çıktı. Peki bu işleme baktığımızda burası da e, 1 değil mi? Şu şekilde yapalım onu da arkadaşlar. 1 bölü kök içinde burası da 144 bölü 100. O da eşittir 1 bölü 12 bölü 10. Ben bunu ters çevirsem 10 bölü 12 çıktı. Peki elimizde A sayısı var. E A sayısı çarpı, dikkat edin A sayısı çarpı bu işlemin sonucu da 10 bölü 12. Demek ki burası da 10 A bölü 12 olarak çıktı. Şimdi hepsine baktığımızda A bir pozitif tam sayı olduğu için ona ona hepsinde aynı. Üst taraflar eşitse alt tarafı bakılır. O zaman alt tarafı büyük olanın ne olması lazım? En küçük olması gerekiyor. Tabii ki bizim istediği şu. A sayısından daha büyüktür diyor. E şimdi hepsinde bakın 10 çarpanı var. O zaman alt tarafın e, büyük olması bu ifadeyi bakın ne yapar? gelir? küçük hale getirir. Doğru mudur? E demek ki bu paydası en küçük olanın en büyük olması gerekir. O halde bunun ikinci işlemde olması gerekiyor. Bunun cevap anahtarını sevgili arkadaşlar düzeltin. İkinci işlemin sonucu daima en büyük değere sahip oluyor. 14. soruyla devam ediyoruz. İşlemini Haluk işlem önceliğine göre demiş ki bunlara göre sonuçlar arasında diyor ki farklı şeylerden hangisi? Şimdi bakın Haluk işlem önceliğine göre Ufuk ise işlem önceliği gözetmeksizin işlem sırasına göre yapmıştır. Şimdi Haluk işlem önceliğine göre yapıyorsa Önce işlem önceliğinde burası kaç yapıyor sevgili arkadaşlar? 16 bölü 100'den 4 bölü 10 diye çıktı. Artı. E burası 6 bölü 10 diye çıkar. Çarpı 2 bölü 10. Önce çarpma yapılacak. Peki önce çarpma işlemi yapılıyorsa 4 bölü 10 artı. Burası da 12 bölü kaç yapıyor? 100. Ben bunun paydasını işlediğimde buradan da kaç çıkmış oluyor? 40, 50, 2 bölü 100 olarak çıktı. Ufuk ise işlem önceliği gözetmeksizin yani düz yapıp gidiyor. Önüne gelen her işlemi yapıp da tamamlıyor. Peki burası kaçtı? 4 bölü 10. Ufuğu da şurada yapalım. 4 bölü 10 artı önümüzde 6 bölü 10'umuz var. Bir de 2 bölü 10 var. O zaman düz mantık işlem yapıyor. Bu ikisini toplayınca 10 bölü 10 diyor. Çarpı 2 bölü 10 diyor. Demek ki ufukta bu işlemin sonucunu 2 bölü 10 olarak buluyor. Bu iki öğrencinin bulduğu sonuçlar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? O zaman 52 bölü 100'den ben 2 bölü 10'u çıkarmam gerekiyor. Paydaşını işlediğim anda buradan da 52 eksi 20 bölü 100. Bu işlemin sonucu sevgili arkadaşlar 32 bölü 100 olarak çıkıyor. Sadeleştirirsek kaça bölelim bunu? 4'e böldüğümüzde o zaman 8 bölü 25 olarak bunun cevabımız C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar klasik sorularımız bitti. Ee, şimdi yeni nesil sorularla başlıyoruz. Test 5 yeni nesil sorular. Evet arkadaşlar şimdi yeni nesil sorularla başlıyoruz. Test 5 birini soru. Bir öğretmen öğrencilerini kare ifadede çarpmış için anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda kırmızı butona basıldığında her iki bilgisayar ekranında birer sayı seçiliyor. Bu oyundaki bilgisayar ekranları aşağıda verilmiştir. Diyor evet, ki iki bilgisayar ekranında seçilen sayılar aynı olduğunda o sayının karesi alınıyor, farklı olduğunda ise o sayıların birbiriyle çarpımı olacak şekilde köklü ifadenin değeri hesaplanıyor. Kırmızı tuşa iki kez basılıyor ve ilk e, ilk kez basıldığında aynı sayılar, ikinci kez basıldığında ise farklı sayılar ekranda seçildiğine göre hesaplanan değerin birbiriyle çarpımı en az kaçtır? Şimdi en az olması için hesaplayalım. Buradaki kök 40 arkadaşlar. 2 kök 10'dur. E en az olacak şekilde buradan 2 kök 10 ile 2 kök 10'u seçersek 2 kök 10 çarpı 2 kök 10'dan bu işlemin sonucu 4 çarpı 10'dan kaç çıktı bakın 40 çıktı. E en az olacaksa e o zaman şimdi bunun hep bakın katları var ama şuradaki 4 de kök 6'yı alırsam farklı olduğu durumda ikinci kez basında da 4 kök 6 olarak çıkacaktır. Benden bu ikisinin çarpımını istiyor. O zaman 40 çarpı 4 kök 6'dan bu sayıların çarpımı 160 kök 6 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçe. Hemen şöyle yapalım. Kare şeklindeki bir bahçe. 10 metre. Demiş ki sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Sadece köşelerde sulama sistemi varmış. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre nedir? Kısma kadar su e, sulama yapabilmektedir. Bu bahçenin sulama yapılmayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Sulama yapılmayan kısımda bir çardak bulunuyormuş. Bu çardakın tabanının demiş ki köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır. Bakın dikkat edin. Taban köşegen uzunluğunun metre cinsinden bir doğal sayı Olan bu çardığın tabanı, taban alanı en fazla kaç metredir? Şimdi en fazla 4 metreye kadar gidiyorsa şöyle 4 metre köşelerden itibaren 4 metre olacak şekilde. Yani sulama alanları şu şekilde. Tamam mı? Yine aynı şekilde 4 metre olacak şekilde sulama alanları şu şekilde olsun. Yazalım 4 metre. Aynı şekilde 4'er metreye kadar her biri için şöyle bir hesabımızı yapalım. 4 metre. Şurası ve 4 metre. Şimdi bütün alanımız şu anda ne kadar arkadaşlar? 100. Şimdi burada 4-4 olacak şekilde. Yani bunlar tamam. Şöyle bir dairesel olarak kullanılabilir ama. Şuradaki 4 metreye kadar. Eğer ki buradan sulama yapılacaksa. Ve ee bunun köşegenleri üzerinde ise Yani şöyle bir çizim yaptığımızda. Bakın dikkat edin. Şöyle bir çizim yapıldığında. E o zaman buradaki karenin. Tamam mı? Alamlarını hesaplamada çalıştığımızda. Nedir burası? 4 çarpı 4'ten kaç çıkmış oluyor? 16 mı? Elimizde köşelerde dahil olmak üzere toplamda 4 tane karemiz var. O zaman ben 100'den 16 çarpı 4'ten nedir? 64'ü çıkartırsam geriye 36 nedir? Metrekarelik bir alan kalıyor. Şimdi benden istediği köşegenler mesela bu içeride bulunan çardağın diyor ki taban alanı en fazla kaç metre? Şimdi arkadaşlar köşeden itibaren çizdiğimiz için normalde şu geriye kalan uzunlukların hepsinin aynı olması lazım. Doğru değil mi? Ya baktığımızda aradaki mesafelerimiz hep aynıdır. Burada çıkabilecek olan en büyük kare bu arta kalan şu alanın yarısı kadardır. Yani burada 18 metre karelik bir çardak alanı söz konusu olabilir. O halde cevabımız A şıkkıdır. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Bir erkek kuaförünün liste, e, şey, fiyat listesi aşağıda verilmiştir. Bu kuaför bir günde 10 tane sadece saç tıraşı, 5 tane sakal tıraşı yapıp fiyat listesine 480 lira kazandığına göre kaç kişiye saç ve sakal tıraşı yapmıştır? Kök 289, 17'nin karesi olduğu için 17. 144, 12'dir. 625 nedir? 25'tir. Doğru mudur? Diyor ki bir günde 10 tane saç. E o zaman 17 çarpı 10. 5 tane sakal. O zaman 5 çarpı 12. Artı saç ve sakal 25 lira. Kaç kişiye yaptı bilmiyorum. 480 lira para kazanmış. E bunu hesaplayacağız. 170 artı 60 artı burası 25 tane soru işareti eşittir. 480. O zaman biz 480'den 230'u çıkardığımız anda geriye 250 kalıyor. Ben bunu 25'e bölersem demek ki 10 kişiye saç ve sakal tıraşı yapmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Evet 4. soruyla devam ediyoruz. Basketbol Euroleague 2018-19 sezonunda demiş ki final tur yükselmeyi başlayan takılımız Fenerbahçe ve Beko ve Anadolu Efes maçındaki oyuncuların formalamaları yukarıda verilmiştir. Bu maçta bütün oyuncular oyuna girip forma numaralarının karekökünün en yakın olan tam sayı değeri kadar basket atmışlar. Maç sonunda maçı Anadolu Efes 5 sayı farklı kazandığına göre yedek kulübesinde forma numarası belli olmayan oyuncunun forma numarası hangisi olabilir? Şimdi kare kökü yakın olan sayıları bulmaya çalışacağız. O zaman kök 50, kök 49'a daha yakın olduğu için 7. 16'ya daha yakın olduğu için 4. 8, 64 olursa 8, 81 olursa 9. 16 olursa 4, 36 olursa 6. Burası arkadaşlar nedir? 2'ye daha yakın. Kök 16 e, ya daha yakın oluyor. Doğru mudur? 4. E, burası da nedir? 3'e daha yakın. Ama baktığımızda 4 2'ye daha yakın olmuş oluyor. O zaman burası da 2'dir. Kök 8, 9'a daha yakın 3. Kök 22, 5'e. Kök 49 olsa 7'ye. Kök 5. Bak kök 4'e daha yakın 2 burası 4 hemen şu yukarıdakileri de toplayalım. Burası 4'e yakın baktığımızda 8'e yakın bu da 10'a yakın. Şimdi Fenerbahçe kulübündeki normalde spor kulübündeki buradaki bütün oyuncuların nedir? E, 60 oldu basketlerin toplamına bakarsak e, 9 kaç yapıyor 17 aynı şekilde 24 28 buradan geldi. 6, 10, 12 yaptı. 12, 14, 18, 18 buradan geldi. Toplamı kaç çıktı? 46. Şimdi Anadolu Efes'e bakalım. 4, 6, 16, 21 buradan geldi. Bunların toplamı da 22 yaptı. Kaç çıktı bakın? 43. Şimdi sol taraf 46, sağ taraf 43 çıktı. Bir kere aradaki farkımız kaç? Şu anda 3. Madem ki benden istediği Anadolu Efes 5 sayı farkla kazanacaksa önce bu 3 farkın kapatılması lazım. Yani bana 5 artı 3 8 lazım. Şıklarda 8'e yakın 64 olacak şekilde 65 o halde cevabımız B şıkkı olacaktır. 5. soruyla devam ediyorum. A'dan büyük en küçük tam sayı aynı şekilde tanımlamaları verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır? Peki hesaplayalım. A'dan büyük en küçük tam sayı e, kök 48'den büyük olacak şekilde 7'nin karesi 49 yapar. Doğru mudur? O zaman 7'nin karesi 49'a bak ne diyor? A'dan büyük yani en küçük tam sayı. O zaman kök 48'den büyük olacak şekilde en küçük tam sayımız kaç olmuş olur? Burada 7'dir. Doğru değil mi? Peki. Buraya geliyoruz aynı şekilde. Kök 174. Şimdi bundan büyük olacak şekilde 196, 14'ün karesidir. O zaman burası da 14 olmak zorunda. Hesaplayalım 7 artı yukarısı 14 eksi. Kök 271 bu da ne diyor? A'dan küçük en büyük tam sayı. E 271 nedir? E 16'nın karesini alırsak 256 yapar. Altında kaldı o zaman burası da 16 çıkmış oluyor bölü. Burayı hesaplayalım. Şimdi şuna dikkat edin. E, burası 0 virgül zaten 3'tür. E, bundan büyük olacak şekilde e, en küçük tam sayıyı biz hesaplarsak. Şimdi buradan büyük olacak şekilde en küçük olan tam sayı değerimiz kaç olabilir? Şimdi 0 virgül ve tam sayı değer olacak şekilde ise zaten 1'dir. Alternatifi yok. Ondalıklı sayı burası. 10, e, 16, 9'dan burası da kaç yaptı? 25 bölü 16. Bu da sevgili arkadaşlar kaç çıkmış olur? 5 bölü 4. Yani 1,25. E 1,25'ten küçük olacak şekilde tam sayımız 1'dir. Bu kadar. 7, 14. Burası kaç yapıyor? 21 eksi 16 bölü 2'den. Bu işlemin sonucu 5 bölü 2 olarak çıkacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Evet testimizin son sorusu. Son rakamı 5 olan bir sayının karesi şöyle hesaplanıyor. Son iki basamağına 25 yazılır. Sayının 5'ten önceki kısmının bir fazlasıyla 5'ten önceki kısmı çarpılarak 25'in sol tarafına yazılır. Ve hangisinin karekükünün bulunabilir? Yani şunu söylüyor aslında. Bundan sonra gelen bir ardışı nedir? 6 5 çarpı 6 30. 5'in karesini al 25 gibi. Karekök konakta bulunabilir. O zaman yanındaki sayının ardışık olması gerekiyor. E, baktığımızda şimdi 32 4 çarpı 8. Ardışık değil. 60 olmaz, 45 zaten 5 ile 9 olmaz, burası 8 ile 9'dur. Yani bu sayı muhtemelen 85'in nedir karesidir. Çünkü 8'den sonra gelen sayımız 9'dur. 8 çarpı 9, 72, 5'in karesi 25 böyle kalır. O halde demek ki cevabımız değişik olarak bulunur. Evet arkadaşlar yeni nesil sorular e, test 6 ile devam ediyoruz. Yukarıda doğrusal koşu pistinde Elif, 3 kök 2 Ali'ye 3 kök 2, 3 kök 3, 3 kök 2 şeklinde koşmuşlardır. Buna göre hangi kişi demiş ki birbirine en yakındır? O zaman bunların kök içindeki değerlerini bir bulmaya çalışalım. 3'ün karesi 9, 9 çarpı 3, 27. 3'ün karesi 9, 18. 2'nin karesi 4, burası 40 yapar. 4'ün karesi 16 çarpı 2, 32. E baktığımızda en yakın olanlar hangisi oluyor? Kök 27. Doğru mudur? Bakıyoruz Elif. Bir de e, kök 32 Hilal. O zaman Elif ile Hilal birbirine en yakın olanlarmış. Cevabımız A şıkkı. Evet bir çıkmış sınav sorumuz. Aşağıdaki 16 eş parçalı oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı demiş ki ile bir basit kesir. Bir kesir ifade ediliyor. Bu kesin kare eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyanmalıdır? Şimdi bakın şuna dikkat edin. Soruda şunu söylüyor. Pembe renkli boyalı parçaların tümüne oranı bir kesir. O zaman pembe renkli olan şu anda 8-9 tane var. Bölü. Çizelim. Ha, Tümüne oranı 16. Tamam. Elimizde şöyle bir kesrimiz mevcut. Doğru mudur? Diyor ki bu kesin diyor kare köküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyanmalıdır? Şimdi bunun kare kökünü hesapladığımızda burası kaç yapmış oluyor? 3 bölü 4'tür. Yani bana 3 bölü 4'ü bulmaya çalışacaksınız. Başlangıçta elimizde 9 bölü 16 var. Şimdi 3 bölü 4 bulabilmek için bir kere bunu 4'e bölmem lazım. O zaman yukarıdaki sayının da 4'e bölünebilmesi için bize ne lazım? 3 lazım. Yani yukarısı 12 bölü 16 olsaydı ben bunu 4'e bölersem 3 bölü 4 bunun köküne eşit değeri bulmuş oluruz. Demek ki 3 tane daha boyanması gerekir. Cevabımız C şıkkıdır. 3'ün evet, soruyla devam ediyoruz. Bir bankanın bireysel internet şubesi hizmetinden yararlanmak isteyen bir müşteri online başvuruyla bankanın internet sitesine giriş yapıyor. Kişisel bilgilerine gelen müşteriye banka tarafından aşağıdaki mesaj şifre için cep telefonuna gönderiliyor. Demiş ki yukarıdaki her bir basamağa birbirinden farklı birer tam sayı kare olmayan sayı yazınız. Bak ne diyor? Birer tam kare olmayan sayı yazınız. Yazdığınız bu 4 sayının çarpımının sonucunun bir tam kare sayı olmasına dikkat ediniz. Diyor ki şifrelerden diyor hangisi bank tarafından kabul edilir. Şimdi her bir basamağa birbirinden farklı birer tam kare olmayan sayı yazacağız. Buna dikkat edin. Yazdığınız bu 4 sayının çarpımının sonucu bir tam kare olmasına dikkat ediniz. Şimdi bir bakalım yani çarptığımızda tam kare olacak şekilde bir sayı elde edebilir miyiz? Şimdi bakın e, buradaki sayıları çarparsak. Şimdi 42 sonuçta 6 çarpı 7 doğru mudur? E baktığımızda 6'nın karesi çarpı 7'nin karesi çarpı 1 diye bu devam edip gidiyor. Şimdi hesapladığınızda yani bir sayının karesini elde edebilir miyiz sorusunun cevabı. Ya yani tamam 42'nin karesi olabilir ama. Şimdi ne diyor? Her bir basamağı birbirinden farklı birer tam sayı kare olmayan sayı yazınız. E sonuçta 1'in karesi 1'dir. Doğru değil mi? Olmaz. Peki buraya geliyoruz. Şurada kare olmayan bir sayımız mevcut mu? Evet var. Mesela 2 çarpı 8 16. 16 çarpı 5 buradan da 80 geldi. 80 çarpı 125 yaptığında sevgili arkadaşlar burası da kaç yapmış oluyor? 1000 10.000 yapıyor. E 10.000 de neyin karesidir? 100'ün karesidir. Bakın ne diyor? Tam kare olmasına dikkat ediniz. Evet tam kare oldu şu anda. O zaman demek ki bank tarafından kabul edecek olan şifre nedir? C şıkkı olarak bulunur. Evet dördüncü soruda devam edelim. 10'a 50'lik bir kareli kağıt üzerinde aşağıdaki şekilde gösterilen bir tablo yazılıyor. Bu tabloda bulunan sayılar tam kare karşılık gelen kareler boyanacaktır. Bak şuna dikkat edin karşılık gelen kareler boyanacaktır. Bu tabloda yer alan sütunların kaç tanesi boyasız karedir? Şimdi tam kare olanlar boyanacaksa ben şöyle bir yazmaya başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gitsin. Peki bunların karelerini yazarsak 1, 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Devam ediyorum. 49 64 81 100 devam ediyorum 121 144. Şimdi tam kare olanları boyayacaksa benden boyası olanları söylüyor. Şimdi bakın şurada bir şey dikkatini çekti mi? Karesini almaya başladığım anda mesela 1 çıktı. 4 çıktı 9. 6 5 6 mesela 9 4 1 bak hep aynı olan sütunları zaten ben bu şekilde boyayabilirim. O zaman bak birler boyanacak. 4 ile bittiği için 4'ler boyanacak. 9'lar, 6'lar elimizde ne var? 5 var. E peki 1, 2, 3, 4 bak kaç tane var burada? 2, 4, 5. Başka ne var? E 100'ün karesi doğru mudur? 0. Bunun bulunduğu sütunlar boyanacak. E o zaman bu rakamların haricinde olanlar da boyanmayacaktır. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Nedir? Hep sonu 1, 4, 6, 9, 5, 0 olan sütunları boyayacağız. Ama geriye kalan 10 rakamdan 6 tanesi buysa demek ki 4 tane rakam barındıran olan sütunlar da nedir? Boyanmayacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Bir şimdi soru. A, B, C, D ve E, F, K, L birer dikdörtgendir. ABC'de dikdörtgenin üzerine boyutları kök 75'e 147 cm olan bir fotoğraf yerleştirilmiş. Sonuçta burası 25 çarpı 3 aynı şekilde burası da 49 çarpı 3'tür. Şimdi boyutlar buysa ben buraya 5 kök 3 yazarım. Aynı şekilde burası da 7 kök 3'tür. Diyor ki alanı diyor 189 cm kare olan fotoğrafın. Şimdi 189 cm kare ben bunu bir asal çarpanına ayırayım. 3'e böldüğümüzde burası 63 yaptı. 3'e bölersem 21. 3'e bölersem 7. 7'ye böldüğümde 1. Madem ki alanı buysa, bak dikkat et. Burada 7 kök 3 olduğu için ben bunun hesabını şöyle yapabilir miyim? E, elimizde kökçülü olan şu sayıları kullanmamız lazım. Peki burası 7 kök 3 ise ve bunları tam ortadan olacak şekilde iş işte düzelttiklerdeyse, şöyle onları da bir çizelim. Ee, bu alanla, bu uzunlukla bunun çarpımı bize neyi vermesi lazım? 189'u vermesi gerekiyor. Peki şöyle bir şey yapsak olmaz mı? 7 köküç ile aynı şekilde ben şey işte 9 köküç ile 7 köküçü çarparsam 7 çarpı 9 63 yapar. Köküç çarpı köküçte 3 yaptığı için 189'u bakın vermiş oldu. Değil mi? E pardon evet 189'u vermiş oldu. Çünkü e, 189 verdiği için alanı, alanı nedir? E, bir şekilde sağlamış bulduk. Peki bu uzunluk şu anda 7 kök 3. E tamamı 9 kök 3 ise geriye 2 kök bir kısım kalıyor. Bunlar iki eş parça olacak şekilde bölünecekse demek ki şu uzunluklar kök 3 nedir? Kök 3 olarak ayrılacaktır. Benden istediği bu uzaklık yani x ne olabilir? E x'e baktığımızda kök 3 olabilir. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, altını soruyla devam ediyoruz. Şekiller verilmiş ve semboller karşılık gelen yukarıdaki işlemlerin sonucu bir rasyonel sayı olduğuna göre, aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğru olabilir? Şimdi sonuç bir rasyonel sayı ise, hesabı şöyle yap yapalım. Ee, şimdi çıkarma olur, toplama olur, çarpma olur. Yani verilenleri bir kullanalım. Ben bunu çarpma yaparsam 49 dışarı 7 olarak çıktı. 16 dışarı 4 diye çıktığı için 4 çarpı 7 28 kabul. Değil mi? Yani şurası çarpma olacak. Bakalım. Burası çarpma çarpma çarpma. B'ye gitti. 12'nin karesi artı 5'in karesi desem 144 artı 25. O da kaç yapmış oluyor? 169. 169 kök dışına 13 diye çıkar. Hepsi zaten birer rasyonel sayıdı. O zaman çarpmadan sonra toplama olması gerekir. Demek ki buna da ne kalıyor? Çıkarma kalıyor. Doğru mu? Çıkartırsak 25'in karesi 625 eksi 24'ün karesi arkadaşlar 576. Bunu da çıkartırsak buradan da kaç çıkmış oluyor? 49. E 49 zaten dışarı 7 olarak çıkar. 7 bölü 1'den 7 rasyoneldir. Demek ki değişik olarak bulunur.